emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Çünkü o da sadece yedim yok değil mi? Bu girişimine milletimiz tek vücut olarak gereken cevabı destan yazarak vermiştir. Bu destanın seney devriyesini bu salonda yeniden anıyoruz. Millet olarak bir yanda ihanetin verdiği hüznü, öte yanda ihanete karşı zaferin verdiği onuru ve gururu yaşıyoruz. Biz yüce değerleri uğruna cesurca mücadele eden, bu yolda şehadet şerbetini göz kırpmadan içen, dünyaya adalet ile hükmetmiş bir neslin evlatlarıyız. Biz tarih boyunca hep mazlumun yanında yer aldık.
Zalimle bir olup hiçbir zulme boyun eğmedik. Söz konusu bu tavrımız sayesinde insanlığın gönlüne taht kurduk, nice destanlar yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Vatanımıza sinsice kasteden 15 Temmuz darbe girişimine karşı kahraman milletimiz tıpkı Çanakkale ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuştur. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın füzenin karşısına sadece elinde Türk bayrağı, göğsünde gücünün asıl kaynağı olan imanı ve ruhunda bulunan şehadet aşkıyla milli iradesine, hürriyetine, istiklaline ve istikbaline korkmadan sahip çıkmıştır. Büyük Türk milletimiz hangi terör örgütü olursa olsun, işbirlikçileri, destekçileri ve taşeronları kimler olursa olsun, oyunlarını bozmasını bilir, gerektiğinde küllerinden doğar ama kendisine ihanet edeni hiçbir zaman affetmez. Ülke olarak karşımızda birçok şer odağı bulunsa da bizi taşeron terör örgütleri ve paralel yapılanmalar ile zayıflatmaya ve yıkmaya çalışsalar da devletimizin başında Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir lider, vatan ve ülke sevdalısı milletimiz olduğu müddetçe bizi asla yıkamayacaklar. Bu vesileyle tarihimiz boyunca 15 Temmuz destanı gibi destanları yazan, gösterdiği cesaret, dirayet, dik duruş ve kararlılık ile bu toprakları vatan kılma uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, onları ve 15 Temmuz'u asla unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bildirmek istiyorum. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ne olursa olsun bizi yıldıramaz ve yolumuzdan alıkoyamazlar. Büyük Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim. Çok çalışalım, üzerimize düşen vazifeden kaçmayalım. Biz bir oldukça, beraber oldukça başaramayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Erciyes Üniversitesi olarak amacımız dünyadaki bilimsel çalışmalara, gelişmelere katkıda bulunmanın yanı sıra akademik ve idari kadromuz ile örnek davranışlar sergilemek, vatan sevgisi aşılanmış azimli gençler yetiştirmek asıl hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece beyinleri değil, yürekleri de eğitmeliyiz sözüyle ahlakı, hikmeti, sevgiyi ve bilimi aşılayan bir eğitim vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, onlara minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Aramızda da bulunan şehitlerimizin kıymetli yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok değerli garnizon komutanımız, çok değerli rektörlerimiz, değerli komutanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, emniyet müdürümüz, değerli misafirlerimiz, bizler burada misafir eden şehit yakınlarımız, gazilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, kıymetli basınız, kısacası iyi ki varsınız, canlarımız. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah'a şükrederek aynı Türk bayrağımızın altında tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışı içerisinde hep beraber burada 15 Temmuz'u bir bakıma o hain kalkışmayı, bu ülkenin üzerine oynanan oyunları unutmamak adına bir araya geldik. Demek ki birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız bereketimiz. Değerli katılımcılar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünde sözlerimize başlarken her şeyden önce birliğimizin, beraberliğimizin önemlerini bir kez daha hatırlatıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar temenni ediyor, şehit yakınlarımıza sabırlar niyaz ediyorum. Ülkemiz 15 Temmuz öncesinde de darbeler yaşadı. Sadece ülkemize değil, dünyanın pek çok ülkesinde silahı eline alan gücün tamamını elde etmek için darbelerle iktidara geldi. Ülkemizde 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması,
12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 ihtilali, 28 Şubat 1997 postmodern darbe olarak tarihimizde yer bulan süreç ve 27 Nisan E muhtırası birbirlerine benzer olaylar ve kalkışmalardır. Tabii tarihi daha da ileriye, geçmişe götürebiliriz ama böyle bir süreci değerlendirerek sözlerime devam etmek istiyorum. Bazıları çok ağır bedeller ödetti, bazılarının yetkisi daha az oldu. Ancak hepsi de ülkenin sahibi olduğunu düşünen ve tüm milletin kendileri gibi düşünmesini isteyen zihniyetin ürünüydü. Yaşanan tüm bu darbelerin demokrasimizi güçlendirdiğini söylemek çok kolay değil. Çünkü her darbe ve darbe girişimi halkın oylarıyla gelmiş olan iktidarları değiştirmiş, demokratik süreçleri kesintiye uğratmış, demokratik kazanımları yok etmiştir. Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir. Dolayısıyla demokrasimizde yanlışlıklar varsa bu yanlışlıklar darbelerle düzeltilmez. Düzelemez. Zaten düzelmemiştir de. Aksine Türk milletinin ve Türk devletinin demokrasi yolculuğunda büyük yaralar açmış, geri kalmamıza neden olmuştur. Eğer yaşadığımız darbelerle mücadele edilebilmiş olsaydı, darbeler bertaraf edilebilseydi, o zaman demokrasimiz için önemli hale gelirdi. İşte bu anlamda 15 Temmuz 2016 tarihi özel ve önemli bir tarihtir. 15 Temmuz öncesi yaşanan darbeler ve muhtıralar dönemini hatırlarsak, toplumun büyük bir çoğunlukla ne yazık ki isteyerek ya da istemeyerek darbecilerin yanında yer aldığını gözlemledik. Darbelerle koltuklarından inen iktidar sahipleri de yapılanlara karşı koyabilme gücünü kendilerine bulamadı. Kendilerinde bulamadı. 15 Temmuz'da farklı bir şey oldu. Şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki 15 Temmuz darbe girişimi eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir liderlik örneği göstererek milletine gitmemiş, milletine seslenmemiş olsaydı büyük ihtimalle başarılı olurdu. Ondan sonra bizler nerelerde olurdu? Türkiye bugün nerede ve nasıl olurdu? Bunları düşünmek bile istemiyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'u darbenin değil, darbe girişiminin yıl dönümü yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve milletimizin bu çağrıya uyarak silahlara göğüs gerişidir. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bu tavrı tüm kurum ve kuruluşlara cesaret vermiş ve o geceden milletin ve demokrasinin zaferiyle çıkılmıştır. Halk ve hak kazanmıştır. Yine bir özdeyişte şöyle der: halkın sesi hakkın sesidir. Demokrasi işte budur. Halka dayanmaktır. Değerli katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimini diğer tüm darbelerin dışında görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diğer tüm darbeler ve darbe girişimlerinin hedefi Türkiye'ydi. Ancak 15 Temmuz'da hedef sadece Türkiye değildi. 15 Temmuz'da perde önünde gördüğümüz hainler Fethullahçı terör örgütünün üyeleriydi. Ama bu örgütün arkasında da güçler vardı. Kimine göre bu müstakil, kimine göre bu değişik kuruluşlar. Arkasındaki güçler diyerek bu örgütü hafifletmek istemiyorum elbette. FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımızın haşhaşi tanımlamasında olduğu gibi Türk tarihinin gördüğü en sinsi terör örgütüdür. Çünkü hep bizden biri gibi davranmış, bizden biri olduğunu ima etmiş ama bizden olmadığını hain girişimiyle kendisi zaten o ihanetiyle göstermiştir. İçimizden birisi gibi görünen, yüce dinimizi hain emeller için kullanan bu hain örgüt, kardeşi kardeşe silah doğrultur, bomba atar hale getirmiştir. 15 Temmuz'u İsrail'in bugün yaptıklarından bağımsız düşünemeyiz. Amerika'nın desteğiyle Kudüs'ün başkent yapılmak istenmesi, hatta onlara göre yapılmasından ayrı değerlendiremeyiz 15 Temmuz'u. Yine 15 Temmuz'u bugün Suriye'de yapılanlardan, İran'a yapılanlardan, Irak'ta olanlardan, Mısır'da olanlardan ayrı değerlendiremeyiz. 15 Temmuz bugün bu bölgenin, ülkemizin ve bölgemizin değil, başka ülkelerin ve güçlerin hayrına olacak şekilde dizayn edilmek istenmesinin yegane ürünüdür. Bölgeyi dizayn etmek için Türkiye'yi engel görenler,
içimizdeki maşalarıyla harekete geçmiş, ancak çok şükür ki başarılı olamamışlardır. Eğer başarılı olunsaydı Türkiye bugünkü Türkiye değildi. Muhtemelen de bölünmüş, parçalanmış ya da bölünme sürecindeki bir ülke olmuştu. İşte bu noktada 15 Temmuz'un bir anlamda bizim için ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Şükürler olsun ki milletimiz atalarımızın birinci Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri cesaretle hainlere karşı koydu. İkinci Kurtuluş Savaşı'nda da zaferle ayrılma başarısını gösterdi. Ve yine şükürler olsun ki 15 Temmuz sonrasında yürüyüşümüzü hiçbir kesintiye uğratmadan devam ettirdik. Bir taraftan hainlerle en sert şekilde mücadele ederken bir taraftan da ülkemizi çok daha iyi noktalara getirmek için adımlarımızı atmaya devam ettik. İşte bugün bu şekilde çalışmalar yapıyorsak, bu imkanları eğer sizler sağlamışsanız bizlere, o milletin diri ve iri duruşuyla, o hain şebekeye karşı duruşuyla bu sağlanmıştır. Elbette ki Erciyes Üniversitemiz, dediğim gibi bizim gurur kaynağımız, araştırma üniversitemiz. Kayseri'mizdeki 4 üniversitemizde her biri birbirlerinden değerli hassasiyetleriyle aynı duyarlılığı göstermekte. Daha doğrusu Kayseri her zaman milli mücadelenin yanında yer almış, her zaman hakkın yanında yer almış, her zaman birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın yegane sembolü olmuştur. İyi ki varsınız. Sizlere minnet duyuyor, şehitlerimize tekrar rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler temenni ediyor. Böyle güzel organizasyonlar yapan sağduyulu rektörlerimize ayrıca teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun diyorum. Tabii gönlüm isterdi ki burada ana sınıfında olan çocuklarımız da gelsin. İlkokul birinci sınıfta olan çocuklar da gelsin buraya. Bugün Japonya'da bakıyorsunuz, Hiroşima'nın atıldığı yere mecbur götürüyorlar. Oraları görüyorlar. Bu da bizim Çanakkale Savaşımız gibi bir savaşımız. Orada 250 bin kişi şehit oldu. Burada da 251 kişi şehit oldu. İkisi aynı. Şimdi bu özellikle televizyonlarda, basında, görsel basında, işte veya sosyal medyada genel bir böyle bir şey eğilimi var. Nasıl diyelim? Mesela bu psikolojiye neyi şöyle anlatayım. Ertesi gün bir sürü bildiğim kişinin işte WhatsApp'ıma baktığımda bayrağın, kocaman bir bayrak önünde çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Ya da biz işte filanca demokrasi nöbetinde bilmem neredeydik vesaire vesaire. Bu bütün hepimiz için aslında şöyle bir ahlaki, aynı zamanda bunu dine de bağlayabilirsiniz, milli duygulara da bağlayabilirsiniz, şöyle bir probleme işaret ediyor. Bir akbaba açlıktan ölen bir çocuğu yemek üzere, gazeteci ben bunun fotoğrafını mı çekeyim yoksa bırakayım yesin, yani müsaade mi etmeyeyim? Bu çelişki bence hepimiz bu çelişkiyi bir şekilde hissetmemiz gerekiyor. Onun için burada işte bununla ilgili teorik ya da akademi dünyasında, bununla ilgili siyaset dünyasında, bürokrasimizde vesaire gibi bir anlamda kanla beslenme ya da nemalanma eğilimleri maalesef bu süreçte en can acıtıcı şey bence. Çok ciddi bir can acıtıcı, bir acıtıcı bir durum. İşgal edilmek istenen, yıkılmak istenen, iç savaşa sürüklenmek istenen bir ülkede halk ayaklandı. Türk milleti dünya tarihinde eşine az rastlanacak bir eylem ortaya koydu ve devlet içinde örgütlenmiş silahlı gücü, yargıyı, emniyeti, üniversiteyi, sivil toplum kuruluşlarını ele geçirmiş bir yapıya karşı canını ortaya koyarak direniyor.